Evet, terörist Fethullah Gülen'in ölümünü ve örgütün bundan sonra nasıl şekilleneceğini konuşuyoruz. Birkaç görüş oluştu. Kimi konuklar diyorlar ki örgüt dağılır ama kimileri de diyor ki kesinlikle CIA bu işe çok yatırım yapmış, bir sürü emek harcamış, para yatırmış. Örgüt devam edecektir. Normal bir örgütte liderinin ölümü sonrası işte iktidar mücadelesi sürer ama CIA organizasyonu olduğu için bu süreci çabuk atlatıp yoluna devam edecektir diyenler de var. Örgütün şemasına da bir bakalım mı ne alemde? Kemal Hocam seni de böyle alabilir miyim? Sen şimdi arkada oluyorsun böyle. Şey, biz buraya dönüyoruz. Şöyle mi yap? Şuraya geçelim. Beraber geçelim bir konuşalım. Yapılanması üzerine. Ya burada şimdi bir şey var. Tabii çok olası değil ama mesela CIA'nin böyle istihbarat örgütlerinin nasıl tarif edelim onu? İştirakçileri var. Yani affiliation dediğimiz mesela DAEŞ bir zamanlar El-Kaide'nin affiliation'ıydı. Yani iştirakçısıydı. Sonra ayrıldı filan. Şimdi CIA'de hocamız da ifade ettiler ya böyle bir bölüm olabilir. Komutanımda yok böyle bölüm olmayacak filan dedi. Evet. Şöyle bir şey olabilir. Belki İngiliz istihbaratı Avrupa ayağını kontrol etme durumu olabilir. Afrika ile beraber. CIA'de Asya. Çünkü CIA'nin en kıymetli şeyi Asya. Asya Pasifik hatta. O bölgedeki Fethullah Gülen örgütünün, terör örgütünün yapılanması üzerine daha hassasiyetli. Çok özür dilerim. Çin soktu mu bunlar içlerine? Mesela Rusya'nın sokmadığını biliyoruz. Çin'le çok yapıyor. Doğrudan ilişkileri yok diye hatırlıyorum. Çok evet. Ciddi bir okumamız yok o konuda ama. Onlar uyanmıştır çünkü. Bunlar CIA'ye bizden yani daha önce uyanmıştır yani. Çin çok uzak bir nokta onlar için. Yani üzerinde çok durulacak bir yer değil gibi gözüküyor. Yani Komünist Parti olduğu için bir miktarda dikta rejim var. Dolayısıyla çok fazla içeride at koşturamazlar yani. Tabii. Ama İngiliz ve Alman istihbaratı belki, ya İngiliz diyelim Alman'ı karıştırmıyorum. İngiliz istihbaratı Avrupa ayağını kontrol edebilir. Çok yüksek meblağlardan bahsediyoruz. Yani çok yüksek ne derler stratejik hedeflerden bahsediyoruz. Bakın Fethullah terör örgütü vurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'nin bütün stratejik hedeflerini tarumar etmeye çalışmıştır. Yani taktik hedefler değil, stratejik hedefler. Önemli bir takım yatırımlar, önemli askeri hareketler, harekatlar ya da politik hedefler. Bunları sekteye uğratmıştır bu şey örgüt. Onun için bir istihbarat örgütüyle eşleştirilecekse, iştirakçı konumuna gelecekse eğer CIA asla Asya ayağını bırakmaz. Dolayısıyla Amerikan ayağı devam eder ama İngiliz istihbaratı CIA ile müşterektir onlar. Avrupa ve Afrika ayağını ayrıca götürebilir, yönlendirebilir. Ama neticede toplamda hepsinin kontrolü Atlantik ötesinde olacağını düşünmek lazım. İkincisi bunların bir Gladio yapılanması var. Sanki Gladio yapılanması gibi bir yapılanması var. Yani silahlı grupları var, politik grupları var, iktisadi ve finans grupları var. FETÖ'nün silahlı grubu var mı diyorduk. İşte varmış ordudakiler. Var işte. Var yani. 350 generalinin yarısı değil mi? Hatta bana göre belki önümüzdeki günlerde bu yapılanma ortaya çıkarsa eğer gerçekten bir silahlı grup, bir örgüt olabilir. Suikastlar planlayacak, yapacak. Çünkü hatırladığım kadarıyla bakın 2006-15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de Antep'te biliyorsunuz düğün bombalandı değil mi? Evet. Reyna baskını oldu biliyorsunuz. Ondan sonra gar meselesi oldu, Beşiktaş oldu. Evet, bir sürü Gezi'de de sabote ettiler. O çadırları girip yakanların kim olduğu anlaşıldı bir süre sonra insanları tahrik etmek tabii için. Poliste bir de çok sürü olay 2016 ve 2017'de olan olayları söylüyorum. Siz daha sonrasını anlatın. Dolayısıyla hemen arkasında silahlı örgüt içinde bir hani PKK'da olduğu gibi ERNK, ARGK tarzı değil ama ya da YPG, PYD ilişkisi gibi bir ilişki değil ama başkaca bir takım o az önce söylediğim iştirakçı gruplardan alıp belki de onları taşeron gibi kullanıp Türkiye'de eylemler ya da kaotik ortamlar yaratma imkanları olabilir. Bunlardan bazı grupların içine kaçanlar da oldu yani o 15 Temmuz'un ardından biz şucuyuz bucuyuz diye başka tabii dini yapılanmaların içine girip orada da erittiler kendilerini açık yani. Açık açık söylemekte şey var mı zarar var mı bilmiyorum yok, ama. Yok yok olsun hocam. Yani Süleymancı grubu dediğimiz grupların şu anda. Onlar çok benziyorlar FETÖ'ye. Ben daha açık söyleyeyim. Evet. FETÖ'ye çok benzetiyorum o tipleri. Sadece onlar biraz daha açık giyiniyorlar miyiniyorlar. Çok kızacaklar belki ama ben o tipolojiye çok benzetiyorum onları. Ben başka bir tehlikeden daha bahsedeyim. Şimdi silahlı kuvvetlerde özellikle emniyet çünkü çok erkenden başlamıştı bazı temizlik faaliyetlerine. Yapılanmaya gitmişti. Akademide bazı birimler değişti, yeni birimler kuruldu falan ama silahlı kuvvetleri içerisinde çok yoğun bir, kesif bir yapılanmaları vardı. Ve 15 Temmuz'la beraber bir kısmı yakalandı, bir kısmı dışarı kaçtı, kaçmayı başardı. Dışarıda olanlar da dışarıda kaldı. Hatta bakın daha önce de söylemiştim açık kaynaklı olduğu için söylemekte beis yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki
hudut hattında görevli bir koskoca alay komutanı Rum tarafına sığındı. Bu ne demektir? Biz ona emanet etmişiz de arkamızı yani dönmüşüz bu adamın. Oradan da Yunanistan'a gitti, sonra yakalandı. Kaçakçıların içerisinde yakalandı. Şimdi bunun gibi çok var. Mesela askeri ateşeler var. Yurt dışında büyükelçiler var. Askeri ateşelerin bir kısmı terk ettiler o bölgeyi, başka yerlere gittiler. Yunanistan'a gittiler örneğin ya da Almanya'ya geçtiler ya da Amerika'ya kaçtılar. NATO içinde görevli subaylar vardı. Bir sürü FETÖ'cü çıktı içlerinden. Evet. Onlar pozisyonlarını tabii ki kaybettiler. Kimliği gittiği için, silahlı kuvvetlerden atıldığı için ve aranan statüsünde olduğu için. Ama bunlara ne yaptılar biliyor musunuz? NATO bunu, neyse söyleyelim ya, NATO bir sivil şirket kurup o pozisyonu askeri pozisyondan sivil pozisyonuna değiştirip git bizim elemanı tekrar oraya, bizim derken o teröristi oraya tekrar çalıştırmaya, lojmanını ailesiyle beraber. Ya anlatabildim mi? Dışarıdaki yapılanma, network o kadar, ya yani bu network'e müdahale etmek, uluslararası network'e müdahale etmek için uluslararası işbirliği gerekiyor. NATO'nun o samimiyetsizliği, müttefiğimiz olan Almanya'dan tutun da Amerika'ya kadar bu ülkelerin samimiyetsizliği maalesef. Ama şöyle olacak bakın, ileride bu örgüt, bozuk yapı, ihanet kulübü bu. Bu ihanet kulübü kendi öz vatanını ihanet ettiyse Amerika'da edecek. Maşasını bütün tutan, örgütler, bütün kurduğu yapılar öyle oluyor. Aynen öyle oluyor. Dolayısıyla bu yapılanma çok, bir de bir şey İnşallah. Daha söyleyeyim, sözü bırakacağım. Yok. Şimdi bu yapılanma gibi yapılanma, mesela hocam şey demişti, Siyonist yapılar değil mi? Evet. Siyonist örgütler de öyle. Mesela Yahudi kimliğini gizleyen yok mu? Çok var. Tarihi inceleyin. Günümüze kadar o kimliği kaldırıp başka kimlikte yaşayan insanlar var, gruplar var. Etkinler üstelik. O yüzden FETÖ örgütü de böyle bir örgüte benziyor. Yani gizli. Onun için şöyle açıklıyoruz onu. Ezoterik bir yapısı var. Ezoterik, evet. Yani içe dönük bir yapısı var. Yani senin bilmen gerekeni zaten söylüyor. Ama bir de egzoterik bir yapısı var. Daha doğrusu egzoterik kısım dışa dönük, ezoterik kısmı içe dönük. Egzoterik kısmı senin benim herkesin bildiği, bilmemizi istediği kısım. Ama içe dönük kısmı sadece o, yine komutanımın ifade ettiği, kemik kadro biliyor. O kemik kadroyla muhatap CIA ya da MI6. Onun için tehlikenin boyutları tasarruf edeceğimizden çok daha yüksek. Baksana Papua Yeni imamı var ya. İzleyicilerimiz yayınla ilgili bir şey danışıyorlar. Yani danışmak da biraz açmamı istemişler. Müsaadenizle anladığım kadarıyla var. Ben vurgu yapmamın, ölüm raporuna vurgu yapmamın sebebi şuydu. Duyuru yapıldıktan sonra normalde o kişinin yakınına en kısa sürede ölüm raporu verilir. Ben bir kez daha söylüyorum. Yayının başında gösterdiğimiz o videodaki oda sahnesinden en azından kabaca çıkarttım. Solunum yetmezliği, çoklu organ yetmezliği ya da kalp krizi. Neyse. Ama bir ölüm raporunun saatiyle beraber verilmesi gerekiyor ki defin işlemi yapılsın. Türkiye mantığıyla gidersek bunun da bir ölüm raporunun verilmesi gerekiyor ki defnedilebilsin. Morgda tutulması, yani 2-3 kişi daha gelecek, onun için mi bekletiliyor? Ama gene de madem bu kadar destekçisi var Amerika'da, orada burada, bunun bir ölüm raporunun yayınlanması gerekiyor. Şaibeli, ölüm sebebinin de ben açık söyleyeyim, açıklandığı saatte daha önce öldüğü ve bir senaryo demeyeyim ama bir yol haritası çıkartılarak duyurulduğu kanaatindeyim. Çok kuvvetli muhtemel böyle bir ihtimal vardır yani, ayarlarlar değil mi? Anında öldüklerini yani duyuracakları falan diye bu tarz insanlar algı yönetiyorlar. Bunu ama çok bu net çok normal bir durum değil yani şu anda. İzleyicilerimize yani öyle söyleyeyim, tuhaf bulduğum nokta bu. Çok önemli yani, canım. Normalde Allah tabii göstermesin ama bir şekilde başımıza geldiği zaman o saatten sonra ölüm raporu işte detaylı bir şekilde veriliyor ki defnedebilirsiniz. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı bir prosedür yoktur. İşte bulaşıcı bir hastalık var mı yok mu vesaire, çünkü gömülme için bu gerekli. Hı hı. Yani bu ölüm raporu yok ve neden öldüğü yok. Yani öldü. Kalp krizinden mi öldü? Mesela bir sanatçı bile yani vefat ettiği zaman bile tedavi gördüğü, şu sebepten tedavi gördüğü hastanede diye başlıyor cümle. Bunu yapacaklar. Burada hiçbir detay yok. Yani gündüz vakitlerinde Kemal Gülen yeğeni, yani uçağa binmek üzereyken Fethullahçı terör örgütünün şeydeki YouTube hesabından canlı yayın yaptılar. O esnada işte uçakla Pensilvanya'ya gitmek üzereydi. Orada da konuştu. Muhtemelen cenazeyi kendisine teslim edecekler. Yani en yakın akrabası kendi yeğeni olduğu için. Umarım o uçakla Türkiye'ye getirme provokasyonu yapmazlar. Ben yerin başında söyledim. Yeni katılan izleyicilerimiz varsa da umarım o provokasyonu. Ya bunun neden öldüğünden ziyade Amerika'da izin vermez. Gerçekten o önemli. Yani bir ekstra raporu gerekiyor. Ölmüştür evet. Ya ölmemiş. Yani yok işte ölüp ölmediğinin zaten şeyde nedeni konusunda bir şeyler yazarlar ama gerçekten öldü mü? Öldükten sonra defin edildi mi?
Bunun raporu gerekiyor aslında bize önce. Ve sonra orada bakarız. Deniz Hoca'nın dediği gibi şimdi 4 tane en yakın tip orada yer alacak. Muhtemelen örgütün yöneticileri. O tipler varken oradaki her türlü ölümden şüphelenmek herkesin hakkıdır. Ne oluyor, ne bitiyor? Bunlar soru işareti. Soracağız bunları. Refakatçi yani. Değil bu. Bunlar toplantı gibi bir şey düzenlemişler muhtemelen. Yani o kadar kişi refakat bir normalde kişiye etmezler. Normalde tek kişi alır. Hastane mantığı. Dolayısıyla bir toplantı hali var sanki. Komutanım dediği doğru gibi. Orada kararlar alınmış, vasiyetler yazılmış, ölüp ölmediğine kendileri karar vermiş muhtemelen. Evet. Ölsün mü ölmesin falan diye. Böyle bir mizansen var ortalıkta. Ama dediğimiz gibi yine bakın burada bütün yaşadığı hayat lüks. Yattığı yer lüks. Son nefesine kadar lüks bir ortamda kalmış gibi gözüküyor. Ve yaşatmak için geçen sene hatırlayın bu yayınları yaparken ölüp ölmediği tartışmaları vardı. Sizin söylediğiniz şu standart sandalye, hastane sandalyesi bakın şu. Bunlar beyazlar sonradan getirilen. Ya üçlü oturma grubu ya da tek tek olan. Sonradan gelen. Toplantı bir şey olmuş orada. Yine evet. Öyle çok lüks bir odada değil. Küçük bir oda. Belki de odada ölmedi hocam, onu da bilmiyorum. Özel bir oda anlamında. Evet. Mütevazı göstermek için. O yıllarda hiç yatmamış da olabilir. Yani. Aynen öyle. Mütevazı bir görüntü verelim tabii. Derler ya hani. Şu falan. Arkada bir pencerenin önünde bir şey var. Onu nedir hemen bakalım oraya geldi mi? Ördek var. Beyaz kuğu, evet, beyaz ördek. O şey kuğu gibi tuvalet değil mi? Için. Evet kuğu tuvalet hocam. Için kullandıkları beyaz ördek var. Tuvalet için kullandıkları. Ördek diyoruz ya. Ördek evet, pardon ben de kuğu diyorum hayvanın cinsine benzemeye çalışıyorum ördek. Yani muhtemelen hiç onu kullanmaya imkanı olmadı ve plastik dediği gibi o şekilde geldi hastaneye getirildi ve orada öldü. Biz belki de hasta hiç yatağa bile yatırılamadı. Çünkü koltukta yani hemen yanındaki o büyük koltukta muhtemelen kaldı. Orada bakıldı ve orada öldü. Hani tabii canım burada öldü derler. Gazeteciler de girer nerede? Hayır, insan burada. Sonuçta yani Fethullahçı teröristler belki onun insan olmadığını, insanüstü bir yaratık olduğunu inanıyor olabilirler ama her nefes ölüm tadacaktır. O da normal bir insandı. Evet büyük bir zalimdi, bir katildi ama sonuçta bir insandı ve öldü. Ölmesi de çok normal yani. 83 yaşındaki adam 80 bin yıl daha yaşayacak hali yok. O da öldü, ölecek yani. Hani ölmesini gizleyemezsiniz. Bakın, öleceksin böyle bir ya 80 adamın milyondan ölmesini... küfür yiyerek ölmeyeceksin. Evet. Yani bu kişinin ölmesini gizleyemezsiniz. Geçen hafta en son, şimdi yine Fethullahçı teröristler kendileri en son ki yayınladığı işte sohbetini yayınlıyorlar. Orada da yüzü gözü şiş içerisinde, kırmızı yüzü gözü her tarafı morarmış vaziyette konuşmakta güçlük çekiyor. Her hafta bir şeyi yayınlamak zorundaydılar yaşadığını ispat etmek için. Şimdi ölmüş bir adamı daha ne kadar konuşturacaksınız yani ne kadar? Hatırlarsanız her konuşmasında da dünyadaki o günkü güncel olaylarla ilgili bir şey söylüyordu ki. Güncel evet, bu, yaşıyorum evet, bu güncel bir mesele ben evet yaşıyorum ispat etmek için. Ölmüştür bununla ilgili hiçbir şey yok. Çünkü öldük yani bunu diri olarak bir tarafa götürüp kaçırıp da. Hani hiçbir şey yok ki böyle bir ihtiyacı yok ki örgütün. Örgüt öldüyse. Öldükten sonra başka bir şeyi ihdas etmek zorunda. İşte o ihdas etmek zorunda olduğu şey de ruhunun ufkuna yürümesi gibi bir abuk subuk bir şeyle ancak izah edecek. Onun dışında bedensel olarak da ruh ölmüştür, ruhu da kabzedilmiştir. Ahiret şu anda da Allah'a hesabını veriyor. Zebaniler onu aldılar götürdüler cehennemde. Şu anda hesaba çekiliyor yani. Kesin olarak bildiğimiz budur. Şey budur. Şimdi benim merak ettiğim başka bir şey daha var. Bu tabii... Cemaat yapılanmaları Türkiye'de var. Dolayısıyla bunlar nasıl bir tepki verecek bu işe? Yani biliyoruz ki bazı yapılanmalar bu tür bir yapıya zimni en azından bir katkı destek sağlayabiliyorlardı. Ve benzer faaliyetler uyguluyorlar. Böyle bir reaksiyon henüz ben duymadım. Yeni asilciler falan ne diyorlar gördünüz mü? Başsağlığı. Öldüğüyle ilgili. Evet. İşte başsağlığı dilediler. Başsağlığı. Yeni Asya'nın lideri olan kişi... sosyal medya hesabından başsağlığı diledi. Muhtemelen Yeni Şafak'ın yarınki manşeti de öyle çıkacak yani. Yeni Asya'nın. Yani demek ki orada da bir bölünme oluşacak gibi gözüküyor. Onlara da işaret etmek lazım. Evet bu da dünyadaki örgütlenmesi, yurt dışı örgütlenmesine dair. İşte, tabii şunu şöyle bakalım. Bak Sri Lanka'da bile var diyor da kaç kişiler yani. Sri Lanka'da bir tane adam atamış. Hani 1000 tane adamı falan yok orada yani. Öyle bir şey yok. Dünyanın her kendini de büyük göstermek için diyorum ya bu örgütün temel hedefi kendini CIA'ya pazarlamaktı. Bütün hayatı bununla geçti. Ya mesela Filistin-İsrail meselesi oluyor. İsrail, Filistin'de işgalci korkunç bir işgal gerçekleştiriyor.
Fethullah Gülen ertesi gün çıkıp diyor ki Şehamet Yasin denen adam dünyanın en büyük teröristidir diyor. O hafta şehit oluyor mesela tekerlekli sandalyesinde. Füzeyle şehit edildiği hafta dünyanın en büyük teröristidir diye açıklama yapıyor. Bu kime mesaj veriyorsunuz? Ya da mesela Körfez Savaşı esnasında ilk defa İsrail'e füze düştü, evet, Irak'tan. Ve Fethullah Gülen ertesi gün çıktı, gözle yaşları içerisinde İsrail'de ölen sivillere sabahlara kadar ağlıyorum dedi. Kime mesaj verirsiniz böyle bir durumda? Yani binlerce, on binlerce Filistinli Müslümanlar şey olmadığı kesin, evet, canım yani bunu dışarıya yani, ama tabii öyle diyoruz da birileri de buna Müslüman örgüt diye işte gidip inandılar. Yani İsrail'in yanındayız diye açıklama yapan adam herhalde taraftarları tarafından taşlanır başka bir şey de olsa, değil mi? Herhangi bir tarikat cemaat bunu kabul ettirebilir mi Müslüman bir tarikat? Ama onu tevil ediyor. Zaten örgütün diğer şeyi de takiyeden başka ikinci hususu da tevildir. Yani bizim Hoca Efendimiz bu söylediklerini başka şekilde tevil etmek durumundayız. Böyle söylüyor ama aslında vardır bir kerameti diyor. Bunun hikmeti başkadır. Siz öyle anlayacaksınız. Zaten ayakta tutan da o. Tabii. Evet. Peki o karizmatik liderdi işte Cüneyt Hocam bir şekilde etkiliyordu ama ölümünden sonra böyle bir tipoloji gelmeyecek. CIA'yı bırakmasa da öyle karizmatik birini bulamayacaklar. Hala yeni taraftar kazandırması falan mümkün müdür yoksa eskileri mi muhafaza eder? Şimdi tabii özellikle Türkiye için büyük bir sarsıntı geçirdi. Yani bu hala toparlanma aşamasındalar özellikle. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi şu dışarıdaki imam olarak ifade edilen bu şahısların aslında doğrudan darbeden sonra Fethullah elebaşısıyla bir bağlantısı aslında kalmadı zaten. Bunlar bulundukları ülkelerin yanındaki istihbarat departmanlarının temsilcileriyle birlikte çalışıyorlardı. Mesela örnek, şöyle bir örnek verebilirim. Bir davada müdahil olarak bulunmuştum ben. Orada bir yurt dışındaki bir sorumlu düzeyde, örgütün sorumlu düzeydeki bir şahsı, o ülkenin Amerikalı ve diğer istihbarat örgütleriyle doğrudan çalıştığını ifade etti. Daha sonra itirafçı olmuş bu. İşte mahkemede ifadesinde. Biz o bölgenin işte sözde imamı bir istihbarat örgütüyle birleşik çalışıyor. Ama ben Türkiye'den herhangi bir talimat almıyordum. Bütün talimatları ABD'den alıyorsun. ABD'den veya orada en güçlü konumda kim varsa İngiltere veya Almanya ona işte birleştirilmiş, yaklaştırılmış kim varsa onunla birlikte yürütüyorduk bu işleri diyor. Hmm. Yani bu örgütün zaten... Hangi ülkeydi? Gürcistan. Yani mesela Gürcistan'daki Amerikan çıkarlarını korumak maksadıyla, evet, orada faaliyet yürütüyor aslında. O. Temel tabii hedef bu. Aslında CIA adına Gürcistan'da Rusya'ya karşı da bir faaliyet yürütüyor. Tabii. Aslında burada nereye giriyor işte? Örneğin Kuzey Güney Kafkasya. Kafkasya görüntüsü altındaki imama bağlı. Aslında imam da dememek lazım. Elebaşı demek lazım. Yani bunların bu jargonu da kullanmamak lazım. Örgütün içerisindeki sözde bunların imam misyonu böyle büyük büyük gösteriliyor. Evet. Ya yani normal hocam, özel bir soru olacak. Siz de içeride kaldınız Balyoz, evet, davasında. Ordudaydınız. Sizden niye hoşlanmıyorlardı? Mesela sizi niye hedef yaptılar? Şimdi tabii bulunduğunuz statüdeki görevleriniz, devlete bakış açınız, Türk milletinin o büyük ulvi özelliklerine olan sadakatiniz. Yani ben onu şöyle söylüyorum. Devlete aidiyet, millete sadakat. Yani bu yapı içerisinde olanlardan hoşlanmıyorlardı zaten. Ya ben kendi dünya görüşüm, ben devleti çok önemserim. Devleti yapan unsurların başında da Türk milletini her şeyin üzerinde tutarım. Dolayısıyla biz çalışma tempomuzda, yapımızda bunları tabii çok gösterdiğimiz için ve bunlarla da mücadele ettiğimiz için çok daha öncelerden tabii belirgin bir şeye... Bunların tipolojisini biliyordunuz, bunların, evet, böyle bir yapıya ait olduğunu biliyordunuz. TSK peki niye onları göndermiyor? Şimdi bu tabii genel devletin bir bakışı var. Devletin içerisindeki güvenlik kuvvetlerinin o anki tabloda bir bakışı var. Bir de sizin ferdi olarak görev yaparken bu meseleye bakışınız var. İşte devletin bunlarla topyekun mücadelesinde bu üç bakışın örtüşmesi lazım. Zaman zaman sıkıntılar oldu. Mesela şekli bir kontrol, işte başörtülü olması veya işte beş vakit namaz kılması, işte kışlada ibadet için
bu konuda zorlaması, bunlar zamanında yapılan bazı yanlışlardı. Hı hı. Dolayısıyla bunu zaten örgüt çok önceden kavradığı için bu şekli görünümden kurtuldu. İşte eşleri açık giyinir, içki içilir, Ramazan'da sigara içerler, faaliyetlere kışta da katılırlar. Dolayısıyla bu takibin, yani tehdidin çehresini onlar lehine bozmuş oldu. Takiye'nin en şeyi evet, yaptılar. Evet, en zirve yani yaptığı dönemdi. Dolayısıyla bu şöyle de bir şey gerektiriyor aslında Melih Bey. Ya bunlarla mücadele etmek uzmanlık işidir. Bakın, bu çok önemli. Yani siz PKK, PYD terör örgütünün genel ideolojik yapısını bilirsiniz. Hı hı. Hareket tarzlarını çok iyi anlarsınız. Çünkü gizlemez. Bu aşırı sol terör örgütleri de öyledir. Tabii canım, övünür hatta bunlar. Tabii yani, ama temelde devletin bilinen düzenini sarsmak, ele geçirmektir. Yani ana hedef budur. Fakat bunlarda devleti evet ele geçirmek isterler ama devleti kendi başlarına yönetmek istemezler. Ya bu tür örgütlerin ana noktası dışarıyla bağlantılı olduğu için. Ve dolayısıyla söylenilen her şeyi, dışarıdan gelen her şeyi rahatlıkla uygulayabilirler. Hı hı. Örgütün genel yapısı bu aşağıya doğru indikçe kendi elemanlarına bunu anlatma şekli değişir. İşte bazen sembolik olur, bazen ulvi olur, bazen gizemli olur ama bir şekliyle bu tabana bunu yayarlar. Hı hı. Mücadele tabii ayrı bir konu. Onları belki konuşuruz. Ama şu anda bu örgütün şu anda en açık tarafı biraz önce saydığınız o şemadakilerin hepsinin Türk olmasıdır. Tabii. Bir şekliyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır. Yani belki şu anda çıkarılmış olanlar var. Dolayısıyla yurt dışındaki mücadele aslında yurt içindeki mücadeleden daha kolay. Ya bunların alt alta, çünkü bu dikey örgütlenmeye tabi bir yapı arz eder. Fakat en kritik tarafı da birbirlerini belli noktalarda tanırlar. Hücre tipi örgütlenmeleri evet, vardır. Yani çünkü bazen bir arada olurlar ama birbirlerinin ne olduğunu bilmezler. Dolayısıyla bunları bu açıdan da bakmak lazım. Yani bunu MİT aslında, bu şablonu MİT deşifre etti. Yoksa herhangi bir, atıyorum, Tanzanya'daki bir örgüt mensubunun işte Bosna Hersek'teki örgüt mensubunu tanıma ihtimali yoktu zaten. Evet. Kimse bilemezdi böyle bir şey yani. Burada bir de bir şey var, teknik bir konu. Biliyorsunuz Mahrem Hizmetler Sözde İmamı diye bir imam var. Mahrem Hizmetler İmamı. Evet, bu en aslında radikal grupların olduğu bölüm. Gizli işler, mahrem dediği çok gizli hatta. İşlerin yürütüldüğü şey o. Bürokratik oligarşi ya da bürokratik vesayet dönemlerinde çok fazla seçilmişler bu vesayetin içine giremiyorlardı. Dolayısıyla o bürokratik vesayetin oluşmasında bu Mahrem Hizmetler Sözde imamının faaliyetleri çok yoğun bir şekilde hissediliyor. Onun için mesela subay yetiştirirken, polis yetiştirirken, jandarma, sahil güvenlik, yani güvenlik bürokrasisini öyle bir etki altına almışlar ki işte hocamın da ifade ettiği bir takım şeyler çok orta kademede kesiliyor. Daha üste çıkmıyor. Bir de bunlar da şunu keşfetti Mahrem Hizmetler grubu, bu örgütün. Böyle bir radix ya da çok dikkatli söylemem lazım bunu. Radikal laik grup, seçkinler grubunu fark ettiler. Dediler ki bu grup istismara çok açık. O yüzden o grubu ele alıp onlara şirin gözükecek bir yapılanmayla şekilsel olarak bakıyorlar ya meseleye bizim o grup. Dolayısıyla o şekle bürünüp o kabın şeklini alıp Atatürk rozeti sızmayı takıyor mu diye bakıyor. Ya takmaya ne var? Adam takıveriyor onu, FETÖ'cü. Yani ama o birinin gözünü boyayabiliyor. Ha bu iyi diyor. İşte gördünüz mü, bakın o meşrulaşmış oluyor dolayısıyla. Ne kadar tehlikeli bir süreçten geçmişiz. Yani hala peki durum nedir şimdi? Cüneyt Hoca diyor ki dışarıyla mücadele etmek kolay, içerisi. Yani içeride o zaman bu haliyle hala kendini korumuş yapılar var mıdır bu kadar sürecin ardından deşifre? Şimdi şöyle bir şey var Melih Bey, güzel bir soru sordunuz. Bunların yaşam alanı devlet. Evet. Ya başka bir yerde yaşayamazlar. Yani biraz önceki yansıda... Ya bir iktidarın parçası olmak zorunda. Evet, yani bu örgütün felsefesinde bu var. Yani kamuda yer almak. Hani biz çırpıda sayıyoruz ya, yargı, işte TSK, polis, emniyet, polis gibi. Burada olur. Yani başka bir yerde olamazlar. Dolayısıyla bunu kendi içinde her bir kurumu kendi başına bir mücadele
tarzına dönüştürmemek lazım. Çünkü ordunun içerisinde başka bir şekildedir. Emniyetin içinde başka bir şekildedir. Çünkü onun terminolojisini kullanır, onun kurumsal yapısıyla hareket eder. Çünkü öyle yetişmiştir, öyle gelmiştir. Kültürleri farklı. Tabii, ya başka yaşam alanı yok. Dolayısıyla Türkiye'deki mücadelenin zorluğu burada. Özel sektörde de var gibi sanki komutanım ya. O hani yani, kamu sektöründe yaşam alanı ama ticaret özel alanı. Sektör, yani, bir de sivil sektörde de dernekler, vakıflar, yumuşak işlerde de fakat varlar. Fakat esas yaşam alanı devlet. Yani devletten ayrılmak istemezler bir şekliyle. Çünkü karar mekanizmalarında olmak isterler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de en çok personel daire başkanlıkları elde tutuyor. Tabii istihbarat, personel en çok sevdikleri yerler burasıdır. Bilgi işlem daire başkanlıkları, kişilerin işte vasıfları, atamalar, tayinler, taltifler, eğitim buralarda olmak isterler. Mesela emniyetin trafik hizmetlerinde yer almak istemezler. Tabii. Gereksiz, lüzumsuz masraf. Yani orada bir gayret sarfı olacak. Oraya girmezler. Ama KYK'ya bakıyorsunuz. Çok özür dilerim. Ya mesela ben kendi yaşadığım şahsi deneyimi anlatayım. Ben üniversite hazırlıkta Bakırköy'deki FEM dershanesine gittim. Biliyorsunuz işte 90'lı yıllarda FEM dershanesi Türkiye'nin en fazla üniversiteye kazandıran dershanesiydi. Ve her sınıfın bir belletmeni vardı. Her bölümün işte sayısalın sözelin ayrıca bir yani cemaat tarafından. Ve herkes onu biliyordu yani o Fethullahçı terör örgütü Fethullah'ın dershanesi olduğu için sınıfın sorumlusu, bölümlerin sorumlusu falan gibi hepsi vardı. Hepsine de böyle tuhaf isimler verildi. İşte belletmen gibi yani. İşte Şakirtbaşı falan böyle şeyler vardı. Mesela ve sonra listeler, üniversite hazırlık, zaten bir sene gidiyoruz, üniversite hazırlığa gidiyoruz ve doğal olarak sınava gireceğiz. Sınıfımızdaki herkesin sonra öğrendik ki bir listesi var. O listenin yanında üniversiteye kazandırılacaklar ve kazandırılmayacaklar. Yani dershanede kazandırılmayacak. Ben mesela üzerim kırmızıyla çiziliydi. Kazandırılmayacaktım. Zaten sınava 2 ay kala da beni attılar. Çünkü onların en çok nefret ettikleri insan tipi, bak solcu, sağcı, Kemalist, Atatürkçü falan asla bunlardan nefret etmezlerdi. Ama ben milli görüşçüydüm. O tarihte de milli görüşçüydüm. Sınıfa ısrarla Vakit Gazetesi'yle Milli Gazete'yi götürüyordum kavga etmek için yani. Ve diyorlardı ki, ve Siyonizm, İsrail aleyhinde konuşuyorsun, Amerikan aleyhinde konuşuyorsun. Ve doğal olarak nefret etmişlerdi. Çünkü bu kimlik asla onları deşifre eden bir şeydi. Bu kimlikle beraber o kimlik sahibi olan kişi asla Fethullahçı olamaz. Dönüştürülemeyecek bir kimliktir o. Diğer bütün kimlikler bir şekilde dönüştürülebilecek kimliklerdir. Çünkü yani Atatürkçü kimlikle Fethullahçı terör örgütünün içerisinde bulunabilirsiniz. Bu kimlik onun şeyine... Solcu da olabilirsin, şu da olabilirsin. Çünkü o hatta kamufle olması için de iyi bir şeydir. Ama siz İsrail düşmanı, ABD düşmanı falan bir milli görüşçü böyle bir şeyseniz, Erbakan'ı seviyorsanız, işte onun için Erbakan'dan nefret ettiler daima. Hep Erbakan'dan lanetlediler. Sebebi de buydu. Çünkü bu kimlik onları aynı tutuyor ve onların gerçek olmadığını. Onları ifşa eden, onları böyle onların yanında olur da olursanız onu sürekli ifşa eden bir kimlik. Dershaneler çok önemliydi. Evet. Bu yeni dershanelerin kapatılması süreci başladığı zaman bunların bir işte Yazarlar Vakfı vardı Mete Türkiye Erkan Tufan Aytan başlarında da bir grup gazeteciyle birlikte. Niçin bu kadar dershaneleri önemsiyorsunuz dedik. Yani niye bu dershaneler? Bir sürü okulunuz var dedik. O dönem şunu anladık oradakilerin söylediklerinden. İnsanların %10'unun telkini açık olduğunu ve o çocuklarla uzun süre vakit geçirip yatıyorlar, kalkıyorlar sabah, bakıyorlar içlerinde onlar telkini açık. O %10'luk kitleye sesleniyorlar. Yani üniversitede o kadar tanıyamıyor adamı. Terkini açık mıdır? Çünkü yeme içme alışkanlıkları, yatmak bunlar çok önemli. 12-14. Dershanelerin de önemi buydu. İşte siyasal iktidar da dershaneleri arı kovanına çomak soktuğu o gibi sokunca zaten konu oydu. Tabii, oradaki gazeteci grubu hala yaşayan arkadaşlarımız da var içlerinde. O gece de bizi tehdit ettiler. Gidin söyleyin bu dershaneler kapanmasın diye. Sanki bizim böyle bir yetkimiz varmış gibi. Orada anladık meselenin ne olduğunu. 2014 yılıydı yanılmıyorsam. Çünkü üniversite hazırlık dönemi, 13 miydi? Üniversite hazırlık dönemi öğrencinin 13. En fazla muhtaç olduğu bir dönem. Size eğer o üniversite sınavını kazandıracak bir atmosfer ve bir yıl boyunca kendi seçtikleri elemanları yurtlarında yatılı olarak ders vermeye devam ediyorlardı. Her bir dershanenin de bağlı bulunduğu bir yurt vardı, yataklı yurt vardı. Yani oraya giderdiniz ve orada ders çalışırdınız. Beni mesela oraya da sokmadılar. O ilginç bir şekilde oranın adı da, yurdun adı da FBI'ydı.